7 Nisan 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdealleri yüksek oranlara bahsedeceğim. Çok akıcı bir video yaparaktan sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir adet maç yarışmamız var. Onunla başlayalım. Maç yarışmamız normalde Galatasaray maçını soracaktan Fakat muhtemelen birazdan konuşuruz. Manu Liverpool maç skoru ne olur sizlere sorduk. Benim skor beklentim burada 2-1-3-1 ayarında Liverpool'un galibiyeti. Sizce maç skoru ne olur? Hafta sonu olduğu için de bilenler arasından 3 kişiyi gruplarımızdan misafir edelim. Nisan ayı boyunca yorumlara skorunu yazmanız yeterli olacaktır. Her türlü soru görüşmeleri, gruplara gelmek isteyenler vesaire için her türlü iletişim adresimiz Instagram Kangal Bey hesabıdır. Her türlü iletişim için benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Instagram hesabımız Kangal Bey ekranda gördüğünüz üzere. Yüksek mislerimiz hafta sonu için devam ediyor. Aynı şekilde cumartesi misleri verildi. Cumartesi sabahı bu videoyu çekiyorum. Öğlene yüklenecek. Pazarın misleri de hazır bu arada onu da söyleyeyim. Yüksek mis seviyesinde yüksek öneriyoruz. Mesela 3000, 5000, 1500, 2200 şeklinde bir kasa yönetimi yaparak da öneriyoruz. Hafta sonu için. herkese şimdiden bol şanslar. İdeal kuponlarımız da aynı şekilde devam ediyor gruplarımızda. Cumartesi paylaşımlarımız yaptı. pazarinki de hazır. pazarinki de hazır. Cumartesi gecesinde onlar da paylaşılacak. İdeal kuponlar, alternatif kombinler devam edecek. Hafta sonu bülten çok güzel. Canlı olarak gruplarımıza zaten devam ediyoruz. İzlemiş olduğumuz canlı maçlara canlı tercihler önererekten de devam etmeye çalışıyoruz. Herkes açık telegram grubu açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Buraya da tıklayarak da ücretsiz grupta yerinizi alabilirsiniz diyerekten de başlayalım. Sizlerden ricamız videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorum destekleri bizler için önemli. Artı 500 üzerinde beğeni geldiği zaman biz canlı grubu, herkes, herkes açık ücretsiz grubuna da ekstra ona göre bir performans sergiliyoruz diyerekten de. Cilose mücadelesiyle başlayalım. Cilose Kerkıl Buruş'la oynayacak. Cilose arkadaşlar Belçika'da bir şampiyonluk turuna çıktılar. Yani bu şampiyonluk turu sonu 6 falan birbirleriyle bir tekrardan bir maç yapıyor. Ona göre şampiyon belirleniyor. ilk mücadelesinde deplasmanda Genk'e karşı 1-0 mağlup oldu. Mücadelede bir kırmızı kart görmüştü. ikinci yarının dakika 70'lerde gibi. Bir kırmızı kart görmüştü. Ona rağmen gerçekten iyi bir performans gösterdi. Burada zayıf bir rakiple oynayacak. Yani kendisine göre zayıf bir rakiple oynayacak. Kerkel zaten ligi 6. mı ne bitirdi? E, de birinci. Ben burada e, Anderle maçı öncesi Giliose'nin mutlak galip gelmesini bekliyorum. Burada doğrudan Matsu'nu biri 1.51 bir gibi oranla önereceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Hatta biraz daha oranı yüksek oranlarını almak için de mücadelelerinde 4.5 altında kalmasını bekliyorum. 2-0 ayarında bir Cilose galibiyeti gelebilir. 4.5 altında bir oranı 1.87 gibi anlamında bir oranı var. Eyüp Spor'la Altay Spor mücadelesi. Eyüp Spor son mücadelesinde yattı. Aga kim ne derse dersin yattı. Dakika 17'de kırmızı kart gören Diakite Adana Spor'dan mücadelenin hekmetse 1-0 kazandılar. Ben şöyle açıklayayım. Eyüp Spor eğer o maçı alsaydı. Bakın ben bildiğimi söylerim Aga. Eyüp Spor o maçı alsaydı deplasmanda Süper Lig'e çıkması garanti oluyordu. İkinci olarak da garanti oluyordu daha doğrusu. Yaklaşamıyordu kimse. Almak istemedi Aga. Çünkü her sezon aynı. Her şey her sezon aynı. Neden biliyoruz mu? Aga. Taraftar önünde kutlama yapmak istiyor adam. Bu kadar basit. Zaten puan farkı olarak önünde hepsinden. Yetişecekler mi Bu maçta alacak. Rakip zaten zayıf. Ama nasıl alacak? Ya ben galip gelirken de coşkulu bir galibiyet gelebilir diye düşünüyorum. Hiçbir türlü oran yok. Avrupa'da yaşayanlar vesaire ilk yarıdan bir galibiyeti falan değerlendirebilir belki. Ama bizim için burada oran yok. 2.5 üstü oranı bile yok. İdealden 3.5 üst alacağız. İlk mücadele 7-1 bitmişti bu arada. Onu söyleyeyim ben sizlere ikisinin arasında. ikinci mücadele şampiyonluk maçı Eyüp O yüzden yani Süper Lig'e çıkması garantilenecek bu maçtan sonra. 3.5 üstü değerlendirdim. Manchester United ile Liverpool karşılaşması. Maç skorunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Maç skorunu sorduk sizlere. United'ın son Chelsea mücadelesi vardı. 4-3 gibi bir skorla mağlup etti Chelsea United'ı. İnanılmaz bir maçtı. Yani ideal konumuz, yüksek mislimiz, her şeyimiz içeri geldi. 90 artı 10, 90 artı 11. Uzun zamandır böyle bir şey yaşamıyordum. Gerçekten muazzam. Bir son Brentford United maçında böyle olmuştuk. Bir de yakın zamanda Chelsea United'da olduk. Aga Liverpool burada galip gelir. Deplasman 1.5 üstü falan oran yok. Ama benim skor beklentim 2-1'e biraz daha yakın ama 2-1-3-1 ayarında e Liverpool'un galip gelmesini bekliyorum. Doğrudan Matsun 2 alacağız burada 1.46 gibi orandan. Biraz da oranı yükseltmek için de burada maç sonu 2 zaten gelmesini bekliyorum. Skoruma göre de orantılı olarak da 2.5 üstünde 2 şeklinde değerlendirmeli. 1.72 bandından değerlendirebiliriz diyerekten de sizlere sunmak isterim. Monaco ile Ren mücadelesi. Monaco ritim tuttu. Ren de son haftalarda istikrarsız performans ve art arda, ar ar art arda gelen mağlubiyetler var. E, Ren tarafının kadrosu gerçekten iyi bir kadro. Özellikle hücum hattında 4-3-3 şeklinde oynuyor. Ve 4-3-3'ün 5 kişi de hücuma doğrudan destek veren isimler. O yüzden Ren tarafında da ben bu tip maçlarda iyi bir performans bekliyorum ki iyi oynuyor büyük maçları. Ben burada Ren tarafından da gol bekliyorum. Karşılıklı gelecek goller benim burada tek ideal tercihim olacaktır. Diğer karşılaşmam aynı şekilde Monaco karşılaşması. Monaco mücadelesinden de aynı şekilde pardon Monaco diyorum ya Wolfsburg maçı. Wolfsburg karşılaşması. Gladbach bir deplasman ekibi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle deplasmanda arkadaki bulduğu boşlukları çok iyi değerlendiriyor. Deplasmanda genellikle oynadığı maçlar genellikle gollü geçtiğini söyleyelim. Wolfsburg da kendi evinde kendi evinde olan East iyi denilebilir yani açıkçası. Ben burada yine aynı şekilde Bundesliga'ya pazar günü çok yönelmiyorum ama bu maç güzel. Karşılık gelecek golleri iyi değerlendirmesini yaptım. Sheffield United'la Chelsea adamım benim. Chelsea son United maçında bize yani çok güzel bir sevinç mutluluğu. Sevinç pıttığından döndü öyle söyleyeyim ben size. Chelsea galip gelmesini bilecektir bence bu maçta. Çünkü o öyle öyle zorlu bir karşılaşma yenmişsin. Bu tip maçlarda taşlandıracaksın arkadaş. O yüzden Chelsea'nin ben burada galibiyetini bekliyorum. Fakat galip gelirken de nasıl galip gelir ona bakmak lazım. 1.5 üstünde 2 o ideal olarak değerlendirilebilir. Ben burada Sheffield'ın da gol atmasını beklenebilir açıkçası. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler 2.5 üstünde 2 yaparak da oranı 1.50 1.60 bantlarına kadar da çıkartabilir. Burada Chelsea tarafında olduğumuzu söyleyelim. Diğer mücadelem Tottenham'la Nottingham Forest mücadelesi. Nottingham Forest'ın son mücadelesini izledim. 3-1 gibi skorla kendi evinde galip geldi. Gerçekten hücumda iyi işler yaptı. Tottenham çok önde oynuyor aga. Yani gerçekten çok önde oynuyor. Bu önde oynamasının cezasını Nottingham Forest kesebilir. Ama ben burada yine de Tottenham tarafında olacağım. Çünkü son başında bir berabere kaldı. 1.5 üstüne 1'in oranı güzel idealden değerlendirebilir. Tottenham'ı ben burada en az 2 gol atarak galip gelmesini bekliyorum. Hatta şunu söyleyeyim. mücadeleden eden skor beklentim 3-1 ayarında Tottenham'ın galibiyeti. 3-1'e göre de burada maç sonu 1 ve KG var almak istiyorum. İsteyen 2.5 üstüne 1 de yapabilir. Ama ben Nottingham Forest'ın gol bulmasını bekliyorum. MS1 ve KG var. da 1.91 ayarında oranı var. Değerlendirecekler. Bu önünde bir değerlendirme yapabilirler. Ee, son mücadelem Galatasaray ile Fenerbahçe. Şimdi maç hakkında sizin de görüşlerinizi merak ediyorum ben. Ondan sormak istedim özellikle. Aga yani U19 çıkacak sanırım. Yani yönetim e, inat etti. Oyuncular maça çıkmak istiyor. Ama e, mücadele yok. Yani Fenerbahçe için Aziz Yıldırım'ın dediği gibi bence leke olarak kalacak bu maç. Yani senin ezeli rakibine direkt kupa vermen ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama maçın tamamen oynanması. Kupa gelecek diye sevinmiyorum açıkçası. Olursa da ben oynanırsa iddia yarın oran açar mı bilmiyorum. Maç sonu biri değerlendiririz. Ben Galatasaray tarafındayım bu maçta zaten. Maç Urfa'da. Galatasaray'a gidecek yerini alacak. Fenerbahçe U19 çıkacak. Ne yapacak? Dakika birden itibaren herkes alkışlayacak. 5 kırmızı kart mı görecek? Bir şeyler olacak yani. Maç bir şekilde çekilecekler Fenerbahçe. Öyle gözüküyor. Ama ben bu kararın tamamen yanlış olduğunu, 6 yıllık serüveninde Ali Koç'un bir bok yapamadığını, tek kupa veya iki kupa bir ziraat bile şeytanın biri kupa getirmişti öyle hatırlıyorum. Yani 6 yıllık başarısızlığın böyle yine aynı bak. Aga bu maça çıkmadın ha. tamam mı bu maça çıkmadın. Ertesi gün aynı bok, aynı aynı amam, aynı tas. Anladın mı? Hiçbir şey değişmeyecek bizim ligimizde. Böyle lek olmaya devam edecek. Saçma bir ligimiz var. E, ee, açarlarsa maç sonu bir açmazlarsa da yapacak bir şey yok. Bu şekilde değerlendireceğiz. Bakalım göreceğiz birlikte. Maç Fenerbahçe inat etti çıkmayacak. Pazar gününe de antrenman koymuşlar. Yönetimin inadı. Bakalım ne olacak. Pazar günü maçları bu şekildeydi. İdealden ve yüksek olanlardan değerlendirin. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçında sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar yazabilirsiniz. İdeal kombine gruplarda olacak dostlar. Beğeni ve yorum bırakırsanız seviniriz. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.